Merhaba web teknoloji izleyicileri. Bu videomuzda sizlerle GoPro Hero 3 inceleyeceğiz. Elimizdeki model GoPro Hero 3 Plus Black Edition, en son çıkan modeli. Öncelikle kutu açılışıyla başlayalım. GoPro ilk çıktığı zaman aksiyon kamerası olarak çıkmıştı. Ancak daha sonra hani sinema sektöründe, dizi sektöründe bile kullanılmaya başladı. Öncelikle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Bu kılavuz Türkçe yapılmış, gayet de anlaşılır bir dilde yazılmış. Gördüğünüz gibi kutusu çok şık bir şekilde tasarlanmış. Hani GoPro'yu görebiliyoruz direkt açık bir şekilde. Etrafında Plexiglas'a benzer bir malzeme kullanılmış. Şu kısımda işte kameranın en önemli özellikleri yazıyor. Şöyle inceleyelim. Burada aparatları hakkında bir bilgi verilmiş. Bu kısımda hangi tuşun ne işe yaradığını söylüyor. İşte GoPro aplikasyonundan bahsetmiş. Onları da değineceğiz zaten videomuzda. Burada da video çözünürlükleri hakkında bilgi vermiş. Şu alt kısımda da bütün kamera aparatları var. Bunları ekstra olarak satın alıyoruz. İçinden çıkmıyor. İçinden sadece su geçirmez kılıf çıkıyor arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş açalım kameramızı. Şu alt kısımdaki bandı kaldırıyoruz. Alt kısımdaki bandı kaldırdıktan sonra şurada da güvenlik bantları var. Bunları da söküyoruz. Şu tarafta da var aynısından. Şöyle gördüğünüz gibi bu kutu da çıktı. Kenara koyalım. Şimdi ana kutumuza ulaştık. Şurada bir güvenlik bandı var. Bunu açıyoruz. Bunu da açtıktan sonra GoPro'ya ulaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi GoPro'ya ulaştıktan sonra açıyoruz şu şekilde. Şu altta sabitlenmiş durumda kutuya GoPro. İstersek buradan sökebiliriz. Bunu sökmesi bir hali zor. O yüzden biz şu yan taraftaki vidasından sökelim. Bu vidayı tamamen söküyoruz. Şöyle yukarıya doğru çektiğimizde GoPro su kılıfıyla beraber çıkmış oluyor. Şöyle bir kenarıya koyalım bunu. Şu gördüğünüz şey uzaktan kumandası arkadaşlar. Bunu da çıkartalım. Kumandayı da şu alt kısımdan çıkartabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bu kumandası şu şekilde. Bunu da kaldıralım kenarı. Şimdi biraz kutu içeriğine bakalım önce. Daha sonra zaten kameraya döneceğiz. Kutuyu ilk açtığımızda bizi şöyle bir hızlı başlangıç kılavuzu karşılıyor. Bu İngilizce arkadaşlar. Türkçe değil. Kenara koyalım. 3 tane sticker çıkıyor GoPro stickerı. Bunları istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Ve de az önce gördüğümüz Türkçe kullanım kılavuzunun İngilizce versiyonu çıkıyor. Şu gördüğünüz housing'in arka kapağı arkadaşlar. Bu su geçiren kapak. Bunun arkasının delikli olmasının sebebi mikrofona ulaşması, sesi daha temiz alması. Bunu suya sokmayın arkadaşlar, su geçiriyor. Bu USB kablo uzaktan kumandanın şarj aleti. Bunlar bağlantı aparatları GoPro'yu aparatlarına bağlayabilmek için şu GoPro'yu şarj etmek için bir USB kablosu var. Şu uzaktan kumandayı bir yere bağlayabilmek için bir halka çıktı. Şu gördüğünüz GoPro'nun pili arkadaşlar. 180 mAh bir pil var içinde. 1080p videoda yaklaşık 3 saat kadar çekim yapabiliyor bu pil. Şunlar da sabitleme aparatı. Şöyle birisi düz zemin için, birisi de biraz daha yatay zeminler için. Kutu içeriği bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey çıkmıyor kutudan. Zaten daha ne çıkabilir diye soruyor insan. Şimdi cihazın nasıl kullanıldığına biraz bakalım arkadaşlar. Öncelikle birkaç bilgi vereyim ben size. Bu Plus olan versiyonu GoPro'nun önceki versiyondan %20 daha küçük durumda ve %20 daha hafif. Super diye bir geniş açı seçeneği eklemişler. Bu bildiğimiz GoPro'lardakinden daha geniş bir açı veriyor bize. GoPro Hero 3 Plus Black Edition %20 daha küçük olmasına rağmen %30 daha fazla pil ömrü sağlıyor bize ve önceki modellere göre Wi-Fi'ye 4 kat daha hızlı bağlanıyor. Daha keskin bir lensi var arkadaşlar. Önceki modellerde hani bakarsanız görürsünüz şurada vidalar vardı. Onları kaldırmışlar. Çok daha şık olmuş. Bu daha küçük olmasına rağmen hani insanın aklına önceki aldığımız aparatlarla uyumlu mu diye bir soru geliyor. Uyumlu arkadaşlar. Daha önce aldığınız GoPro aparatlarıyla bunu kullanabilirsiniz. Hero 3 Plus 1080p'de 60 kare saniyede 60 karelik bir video çekimi sağlıyor bize. 960p'de 100 kare, 720p'de 120 kare çekiyor. Yani 960p'de veya 720p'de yavaş çekim videolar için çok ideal bir kamera bu. Ayrıca 4K video da çekebiliyor arkadaşlar. Saniyede 15 kare. Tabi 4K hani görüntü kalitesi çok şu an aktif olarak kullanılmıyor günümüzde ama yani sonuçta var mı var içinde. 2.7K'da video çekiyor. Bu da 30 kare. Saniyede 30 kare gayet yeterli bir seviye. 12 megapiksel fotoğraf çekiyor arkadaşlar bu hareketleri kaçırmamak için 30 tane fotoğraf çekebiliyor bir saniyede. Hani mesela kaykayla atlayan bir adamı çektiniz. Her hareketini yakalayabiliyorsunuz bunun. Mikrofonuna değinelim biraz da. Mikrofonu önceki GoPro'larında zaten iyiydi. Bunun da çok güzel sağlam bir mikrofonu var. Gürültü önleme özelliği var arkadaşlar mikrofonu. Yani mesela bisikletinizin kaskına taktığınız rüzgarlı bir havada giderken rüzgar sesini yani çok fazla kesmese de bir nebze de olsa kesebiliyor. Su altında 40 metreye kadar dayanıklı arkadaşlar GoPro. 40 metrenin altında basınçtan etkileniyor. Hani inmez 40 metrenin altına inmeyin. Şimdi biz bu kamerayı aldık. Video çekiyoruz güzel güzel. Ancak bunları nasıl kurgulayacağız diye bir düşünceniz varsa GoPro'nun kendi sitesinde GoPro Studio diye bir uygulama var. Gayet rahat bir kullanım var arkadaşlar. Onu indirip ücretsiz olan bu uygulama sayesinde videolarınızı kesip biçebilirsiniz, yavaşlatabilirsiniz beleş bir uygulama indirip onu kullanın arkadaşlar çok basit hemen öğrenebilirsiniz şimdi şu su kabının nasıl çıkacağına bakalım şunu kaldırıyoruz daha sonra şu arkadakini kaldırıp şu arka kapağı açıyoruz biraz zor açılacak gördüğünüz gibi şu su kabı kenara koyalım bunu da GoPro'nun kendisi çıktı meydana şimdi pilini bir takalım öncelikle şu lensine çok fazla parmak atmayın arkadaşlar biraz hassas bir lens Dikkat edin, pilini şu arkadaki kısma takacağız. Şu tırnağı çektiğimiz zaman Kapak çıkıyor Şurada gördüğünüz gibi dişliler var Aynı şekilde Şurada da dişliler var, oraları birbirine Tutturmanız lazım Daha sonra aynı şekilde önce şu tarafını Takıp Kapatıyoruz kapağını Şu an kullanıma hazır durumda arkadaşlar Şu gördüğünüz tuş açma kapama tuşu basılı tutuyoruz Açılmış durumda şu an Şu an içinde SD kart yok arkadaşlar GoPro'ya Mini SD kart takmanız lazım ve Yazma okumanızın en az 10 MB bölü saniye olması lazım olmazsa Video çekemezsiniz videonuz yarıda kesilir Yani kartın Class 10 olması lazım Şu yan tarafta SD kart girişi var bunu takalım Şurada USB girişi var Şurada HDMI girişi var Burada wi fiyi açma kapama tuşu var. Şurada Deklanşörü, buna bastığımız zaman video kaydı başlıyor veya fotoğraf çekiyor. Şu kapan şu şekilde tamamen çıkması çok iyi olmuş. Yoksa yine hani şurada bir bağlantı şeyi yapıyorlar, kopabilme ihtimali oluyor. Takalım geriye. Şu an açık ve çekime hazır durumda. Şuradan modları ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bastığımız zaman şu an kamera modunda. Bir daha bastığımız zaman Burst dediğimiz hani basılı tuttukça çekme modunda. Şimdi zamanlayıcıyı açtı. İşte ayarlara buradan girebiliyoruz. Video moduna geldik tekrar. Şurada Wi-Fi tuşu var arkadaşlar. Buna bastığımız zaman cep telefonumuzla veya tabletimizle eşleyebiliyoruz. Onu da anlatacağım birazdan. Şurada çekime başlatan düğme. Şöyle fotoğraf modunu alalım. Bir kere bastığımız zaman çekiyor arkadaşlar. İlk tıkta çekiyor. ikinci tıkta da hafızaya kaydetmiş oluyor. Ayarlar kısmına şu şekilde giriyoruz arkadaşlar. Şurada bir ayar düğmesi var. Buna geldikten sonra deklanşöre basıyoruz. Buradan istediğimiz ayara girmek için tekrar deklanşöre basıyoruz. Mesela şuna girelim. Bu ayarı değiştireceksek tekrar deklanşöre basıp içine giriyoruz. Buradan çıkmak istiyorsak da mod düğmesine basıp exit gelene kadar devam ediyoruz. Exit'e geldiğimiz zaman tekrar deklanşöre basıyoruz. Şimdi bir geriye yani ayarlar menüsüne döndü. Buradan da çıkmak için tekrar exit'e geliyoruz ve deklanşöre basıyoruz. Bu şekilde iki tuşla her şeyi halledebiliyoruz. Şimdi ben size bunun iPad ile bağlantısını anlatacağım. Yani bunu isterseniz iOS cihazlarınızı, isterseniz Android veya Windows Phone cihazlarınızı kurduğunuz GoPro uygulamasıyla kullanabiliyorsunuz. O uygulamayı uzaktan kumanda gibi görüyor GoPro. Ancak bunun bir güzelliği de görüntüyü o ekrana da yansıtıyor. Yani direkt çekeceğimiz şeyi görebiliyoruz. Bu ortalama bir saniye gecikmeli oluyor. Ama çok da büyük bir sıkıntı değil. Wi-Fi üzerinden çalışıyor. Uygulamayı GoPro'nun resmi sitesinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Ya da Android, iOS ve Windows Phone telefonların marketlerinden indirebilirsiniz. Ücretsiz bir uygulama bu. Önce GoPro'muzu açıyoruz. Açıldı GoPro. Şu yan taraftaki wireless düğmesinden GoPro'nun wireless'ını açıyoruz. Biz açtık zaten. Şu mavi yanıp sönmesi wireless'ın açık olduğunu işareti. Daha sonra ayarlar kısmından Wi-Fi'ye geliyoruz. Açıyoruz Wi-Fi'mizi. Şimdi burada GoPro'yu gördü arkadaşlar. Bu GoPro'ya biz otomatik bağlanıyoruz şu an. Ancak ilk bağlandığınız zaman sizden bir şifre isteyecek. Bu şifre de GoPro Hero. Yani şurada yazan şifre. O şifreye girdikten sonra sizden kendinize ait bir şifre oluşturmanızı isteyecek. Kendinize ait bir şifre oluşturduktan sonra o şifreyle daha sonra tekrar bağlanabiliyorsunuz. Şimdi uygulamayı açalım. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra şurada en üst kısımda Connect Control diye bir seçenek var. Şurada GoPro'nun resmi var gördüğünüz gibi. Buna tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi görüntü şu ekrana geldi. Kayıt tuşuna bastığımız zaman kayıt başlayacaktır. Görüntüde çok ufak bir gecikme var. Hani çok rahatsız edici bir şey değil bence. Hiç yoktan iyidir diyebiliriz. Şu ayarlar kısmından videonun çözünürlüğünü seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi 4K'ya kadar çekebiliyor. Biz şu an 1080 Super View'deyiz. Bunu daha istersek açıyı daraltmak için 1080'e getirmemiz lazım. İşte buradan çeşitli ayarlarını yapabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıyı biraz daralttı. Şuna bastığımız zaman Hero 3 kendi içine SD kartına kayıt yapmaya başlayacak. Fotoğraf çekmek istersek de şu kaydı bir durduralım. Kaydetti görüntüyü şuradan fotoğraf moduna alıyoruz. Ve bir kere bastığımız zaman fotoğrafı çekti. Bu videomuzda sizlere GoPro'dan bahsettik arkadaşlar. Kutu açılımını yaptık. İncelemesini yaptık. Ne olduğunu anlattık. Kullanımını anlattık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.